Yürü buraya. Ne oldu annem? Koş. İnek mi gördün? Yetişemedim şey yaparken. Koşarken çok güzel koşuyordun değil mi? Şila. Ne oldu annem? Koca inek gördün sen değil mi? Videosunu çekiyorum şimdi. Siz yürürken sana gönderirim bunlardan. Şila hiç koşma. Şila koş. Hadi koş biraz. Sen koşuyorsun şimdi. Hiç. Koşma koş. Koşma yok. Bir de kameraya post veriyor. Şila Hanım. Evet, Kırıntı Köyü'nün papaz şehri burası. Bak şöyle. Papaz şehri. Geçen sefer burada kamp yapmıştık. Ama etrafı hem çöp bırakıldığı için buranın sahibi kapılarını kapatmış. Adam tabi arazisini korumak istiyor. Şimdi burayı açık bıraksa herkes dolar buraya. Şimdi ben Şile'ye de su vereceğim birazdan. Evet, Eylül ayında papaz çayırında şöyle bir çiçek bulduk. Çok değişik geldi. Normal yaseminler falan değil bu. Çok daha farklı bir şey. Tatlısı yani. Değil mi? Ne kadar şey hepsi biraz çıkmışlar. Şöyle bir çiçek. Yavaş yavaş bütün yaylada başlamış çıkmaya. Tamam. Şimdi arkanı görüyor musun? Ha? Arkandaki çiçek kağıdısını. Bakar mısın şöyle? Çıkar mısın? Sıklamen. Sıklamen. Tavşan kulağı diyorlar. Şila hadi anneciğim yürü bakalım. Şimdi bu sefer şurada yapacağız kampımızı. Şurada Kubilay. Şu alan çok güzel. Geçen sene şurada bir yerde yapmıştık. Çok güzel çiçekler var. Harika şu bölge. Yasemin veya çiğdem çiçekleri inanç olmuş. Gel bakalım. Şila. Ben bunlardan bizim evin bahçesine ekmiştim. Bak bunlar hepsi bir yerde çıktığı için böyle olmuş. Yoksa şey bunlar çiğdem, yaseminler. Aha. Eğer varsa burada işte tavşan kulakları burada olması gerekiyor. Şu an benim evdekiler çıktı ya o yüzden. Aa bak orası da çok güzel. Tam düz değil mi? Hem yoldan da ayrı. Tabii kimse de girmezse. Evet. Ya bile gelsin istemiyoruz. Fark edip de gelip de şey yapmasın, gelmesin kimse. Şey de güzel. Yerde ateş yakmayız Kubilay. Kutuda yakarız ateşi. Hem ateş ocağı da olmaz. Şimdi baksana burada hiç ateş yakılmamış. Yani ilk derken ateşi hiç yakmamış olan kişi olalım diyor böyle. Kutuda yakarsak bak burada bile şey var. Yürüyüşlerden kalmıştır bunlar. Çok güzel. Şunlar da mesela sinek kovdular. Çok güzel. Sevinç Ay kampta. Merhaba efendim. Evet, Saadet şimdi ablamız bizi bugün kampa getirdi sağ olsun. Evet, Şile ile beraber. Aynen, Şilamızla beraber. Kubilay da bize yemek yapıyor. Birazdan yılanlar pişecek. Kurbağaları falan. Kurbağa başağı, salyangoz. Kurbağa bacakları ve salyangozlar da yiyeceğiz birazdan. Öyle. Olsun artık kampta değil mi? Bir kamptayız yani kampta her şeyi yani, yiyoruz. Doğada ne bulursak o. Tabii. Böcek, salyangoz, kurbağa, kurtçuklar, evet, tavuk tadındaymış yani, evet. Tavuk tadı senin varmış. Sen şimdi yılan bak bakayım. Bir tane tuttum oradan, kocaman bir tane. Bak ama çok güzel değil mi? Şöyle bak. Harika. Bak şimdi ne yapıyoruz şimdi Sevinç'im? Şöyle çeviriyoruz. Biz teyze kızları. Evet. Kendimizi çekiyoruz böyle. Evet. Evet, şöyle yapalım. Şu an üşüyoruz. Bayağı bir serin yani burası. Ama şurası sıcak. Evet. Ben şey yapıyorum Kubilay'la. Başta böyle dönerek yapıyoruz ya. Bak böyle olduğu gibi her yerine. Etrafı. Ha?
alıyorsun. Birazdan paraşütten atlayacağız. Dağ tepeye çıkıp paraşütlerimiz de hazır. Evet, hadi bakalım. Bak şimdi ben sana göstereceğim birazdan nasıl çıktığını. Burası çok güzel Kubilay. Bir ara buraya gece kalmalı gelelim. Ama birkaç aile gelelim ki. Aha Muratlar'la gelebiliriz. Şey yapabiliriz, deriz ki onlara hani bizim araçla belli bir etabla aracı getiririz. Malzemeyi veyahut da hep beraber geliriz hani iki araç olmadan. Ama gelebilirlerse ağır ağır yok, gelemez onlar. Tek araç. Evet, tek araç gelir buraya. Eyüp Bey'in arabası var, Eyüp Bey'ler hani arazide gelebilirler. Değil mi? Bence havalar iyice kapatmadan buraya gelmek lazım. Ve aslında bak otlu yerlerde...